Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle konularımızı kaldığımız yerden işlemeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi iki tane konumuz kaldı. Bunlar anlatım bozuklukları ve metin türleri. Bugün anlatım bozuklukları konumuzdan başlıyoruz arkadaşlar. Anlatım bozukluğu nedir? Aslında fark etmeden gündelik hayatımızda konuşurken çok fazla anlatım bozukluğu yapıyoruz. O yüzden kulağımızı çok tırmalamıyor konuşurken. Fakat yazıda anlatım bozukluğu bir hata olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Ve bizim karşımıza sınavlarda, denemelerde, soru bankalarında soru olarak çıkabiliyor. O zaman ilk önce anlatım bozukluğunun ne olduğundan bahsedeceğiz. Daha sonra da kaça ayrıldığından bahsederek konumuzu işlemeye başlayacağız. Arkadaşlar, anlatım bozukluğu kişinin anlattığı şeylerin çeşitli mantık hataları barındırması, anlamda çelişen sözcükler barındırması ya da dil bilgisi kurallarına uymamasından kaynaklanan çeşitli sıkıntılardır. Biz anlatım bozukluklarını işlerken sizinle önceki bilgilerimizden de yararlanacağız. Size cümlede anlamda ben birkaç ilkeden bahsetmiştim. Arkadaşlar, bizim açıklık, doğruluk ve duruluk ilkelerimiz vardı. Bir cümlede anlatım bozukluğu olmaması için açıklık, duruluk ve doğruluk ilkelerinin bulunması gerekir. Hep birlikte bu ilkelerimizin ne olduğunu hatırlayalım isterseniz. Arkadaşlar, açıklık ilkemiz anlatılanların herkes tarafından aynı şekilde anlanmasıdır. Yani bir cümleden bir kişi farklı anlam çıkarıyorsa, başka bir kişi farklı anlam çıkartıyorsa o cümle açıklık ilkesine ters demektir. Yani bizim anlatım bozukluğumuzun olmaması için cümlemizde açıklık ilkemizin olması gerekiyor. Yazılan cümleden herkes sadece bir anlam çıkartacak. Bunun dışında arkadaşlar bizim duruluk ilkemiz vardı. Duruluk ilkesi neydi? Şöyle bir hatırlayalım lütfen. Cümlede gereksiz sözcüğün bulunmamasıydı. Yani eş anlamlı sözcükler ya da eklerin anlamını karşılayan sözcüklerin bulunması bizim cümlemizde duruluk ilkesine aykırıydı. Bir de bizim doğruluk ilkemiz vardı arkadaşlar. Doğruluk ilkesi cümlemizin dil bilgisi kurallarına uygun olmasıydı. Yani bu üç ilkemizin doğru şekilde bulunduğu cümlelerimizde anlatım bozukluğu bulunmayacak. Hadi gelin şimdi birlikte anlatım bozukluğunun ne olduğundan biraz daha detaylı olarak bahsedelim. Arkadaşlar, anlatım bozukluklarını kendi içinde iki gruba ayırarak inceliyoruz. Biz bugünkü dersimizde anlamsal anlatım bozukluklarından bahsedeceğiz. Anlamsal anlatım bozukluklarının ilk konusu gereksiz sözcük kullanılmaması. Arkadaşlar, bir cümlede eş anlamlı sözcükler bulunuyorsa, birbirinin yerine kullanılabilecek sözcükler bulunuyorsa bizim o cümlemizde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Şunu lütfen unutmayın. Anlatım bozukluğunu bulmak kolay olabilir. Evet, ama benden sadece anlatım bozukluğunu istemeyecek, anlatım bozukluğunun nedenini de isteyecek. O yüzden lütfen cümlelerimize dikkatli bakalım. Hangi cümlede, neyden kaynaklanan anlatım bozukluğu olduğunu iyi tespit edelim. Gereksiz sözcük kullanılmasının en temel kaynağı eş görevli sözcüklerdir arkadaşlar. Yanındakilere alçak sesle bir şeyler fısıldadı. Şöyle bir düşünecek olursak zaten fısıldama eylemimiz alçak sesle yapılan bir şey değil midir? O yüzden buradaki alçak sesleri cümleden çıkartmamız lazım. Yanındakilere bir şeyler fısıldadı dememiz daha doğru olacaktır. Geçmişteki hatıralardan bir şikayetim yok. Yine şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Hatıralar gelecekte olabilir mi? Hayır, tabii ki geçmişte olacak. O yüzden burada hatıralardan sözcüğünü çıkartmamız daha mantıklı olur. Onunla ilk tanışmamız bir hayli ilginçti cümlesinde. Arkadaşlar, insanlar kaç defa tanışabilirler birbirleriyle? Tanışma zaten ilk ve son defa gerçekleşen bir şeydir. O yüzden buradaki ilk sözcüğünü çıkartmamız daha mantıklı olacaktır. Ne dedik arkadaşlar? Gereksiz sözcük kullanılmayacak bizim cümlemizde anlatım bozukluğu olmaması için. Gereksiz sözcükte eş anlamlı sözcüklerin ya da birbirini karşılayabilecek sözcüklerin cümlede bir arada kullanılmamasıydı. Geçelim şimdi ikinci anlatım bozukluğumuza arkadaşlar. İkinci anlatım bozukluğumuz anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması. Biz genelde bu anlatım bozukluğunda şunu görüyoruz arkadaşlar. Kesinlik ve olasılık bildiren sözcükler bir arada kullanılıyor. Ama bizim açıklık ilkemiz neydi? Anlatılanlardan herkes bir tane şey çıkartacaktı. Yani cümlemiz herkesçe farklı algılanmayacaktı. Ama düşünün, bir cümlede hem olasılık hem de kesinlik bildiren bir sözcük kullanılırsa bizim cümlemizin anlamı yeterince açık olmaz. Şuraya da not olarak yazmışız. Anlamca çelişen sözcüklerin varlığı cümlenin anlam bütünlüğünü bozar demişiz. Bakalım şimdi. Bu şeyle yerleşeli hemen hemen 10 yıl oldu.
arkadaşlar, hemen hemen ifadesi yaklaşıklık bildiren bir ifade. Ay, örneği yazmış, yanlış mı yazmış? Hocam bir durdurun. Tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce ufak bir aksaklık oldu. Cümlemizi tekrar incelemeye başlayalım. Bu şehre yerleşeli hemen hemen tam 10 yıl oldu. Ne dedik arkadaşlar? Cümlemizde kesinlik ve olasılık bildiren ifadeler bir arada bulunamaz. Hemen hemen yaklaşıklık bildiriyor. Tam sözcüğü ise kesinlik bildiriyor arkadaşlar. O zaman anlatmak istediğimize göre eğer kesin bir anlamınız varsa hemen hemen çıkartacaksınız. Yaklaşık bir anlamınız varsa tamı cümleden çıkartarak anlatım bozukluğunun önüne geçeceksiniz. Tam 80 civarında köy yolu kapalı. Tam 80 köy yolu mu kapalı yoksa 80'e yakın köyün yolu mu kapalı? Bu anlam bozukluğunu gidermek için de tamı cümleden çıkartabiliriz. Kuşkusuz duyduğum onun sesi olmalı. Arkadaşlar, kuşkusuz ve olmalı sözcükleri biri kesinlik ifade ediyor, biri de şüpheli bir yaklaşım var cümleye karşı. O zaman neyi çıkartacağız cümleden? Anlam doğrultumuza göre hangisini söylemek istiyorsak onu cümleden çıkartacağız. İstediğimizi çıkartabilirsiniz. Şuraya kadar olan kısmı bir tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Karıştırılmasın lütfen. Gereksiz sözcük kullanımında eş sesli kelimeler, aynı anlam doğrultusundaki kelimeler bir arada bulunduğu için anlatım bozukluğumuz oluşuyordu. Anlamca çelişen sözcüklerin kullanımındaysa kesinlik ve olasılık anlamı bildiren sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğumuz vardı dedikten sonra sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluklarımıza geçiş yapalım. Arkadaşlar, sözcüklerin anlamını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sizin de bildiğiniz gibi sözcükler cümle içerisinde anlam kazanıyor. O yüzden cümlede yanlış kullanılan sözcükler anlatım bozukluğuna neden olabiliyor. Bakalım şimdi. Binalar gerçekten çok yaklaşık yapılmış. Emre hocam, yaklaşık nedir sizce? Yaklaşık. Kesinlik bildirmeyen bir ifade. Kesinlik bildirmiyor değil mi? Yani ortalama gibi bir şey bildiriyor aslında. Yakınlık anlamı bildirmesine rağmen. Fakat binaların birbirine yaklaşık yapılmış olması oransal olarak neyi ifade eder? Bizim için hiçbir şey ifade etmez. O yüzden buradaki yaklaşık sözcüğü yanlış kullanılmıştır. Binalar gerçekten çok yakın yapılmış şeklinde düzeltilmesi gerekir. Geri kalmışlık onlara özel bir durum değil. Arkadaşlar, özel kişisel olandır. Fakat biz burada bir özelliği onlara atfetmiyoruz. O yüzden buradaki özel sözcüğünü özgü, yani has, onlara ait olan sözcüğü, anlam içeren sözcüğümüzü de değiştirmemiz lazım. Geri kalmışlık onlara özgü bir durum değil şeklinde düzeltebiliriz bunları. Bazı öğrenciler derste çok çekimserdir. Çekimser ne demek arkadaşlar? Bir konuda net bir şekilde fikri, görüşü bulunmayan demek. Fakat bazı öğrenciler derste çok çekimserdir demek doğru mu sizce cümlenin içerdiği anlama bakacak olursak? Hayır, bu sözcüğümüzün yerine de aslında çekingen sözcüğümüzün gelmesi gerekiyor. Yani bizim cümlemizde sözcüklerin anlamları da çok önemli arkadaşlar, cümlenin anlamı kadar. Çünkü cümlelerimiz sözcüklerden oluşuyor. O yüzden yanlış kullanılan sözcüklerimiz cümlede anlatım bozukluğuna neden olabiliyor. Bir de bizim neyimiz var? Sözcüğün yanlış yerde kullanımından kaynaklanan anlatım bozuklukları var. Arkadaşlar, sözcüklerin yerini doğru belirlemezsek aldığımız anlamlar da farklı olur. Mesela yeni durağa varmıştım ki otobüs geldi. Şimdi benim aklımda bir tane soru işareti uyandı. Yeni yapılan bir durağa mı geldim yoksa durağa yeni mi geldim? O zaman bizim bu cümlemiz açıklık ilkesiyle çelişti. Yani anlatım bozukluğu barındırdı. Haydi altına düzeltip birlikte yazalım. Durağa yeni gelmiştim ki... Devamını aslında çok yazmamıza gerek yok. Yani arkadaşlar, burada yeni bir durak mı var yoksa ben durağa gelme eylemini mi yeni gerçekleştirdim? Sözcüğü yanlış yerde kullandığımız için çıkan anlam bizim için açıklık ilkesine ters oldu ve anlatım bozukluğu barındırdı. Her yolda kalan insana yardım etmeliyiz. Şimdi düşünecek olursak etrafımız şehirlerde yollarla kaplı. Ve biz yolda, her yolda kalan, ayrı ayrı bütün yollarda kalan insanlara yardım etmeliyiz anlamı çıkıyor değil mi cümleden? Ama aslında bizim söylemek istediğimiz o değil. Yol
havada kalan. Her insana yardım etmeliyiz. Yine sözcüğümüzün yanlış yerde kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu gelişti burada da. Sözcüğünü yerine değiştirerek anlatım bozukluğunu giderdik. İzinsiz inşaata girilmez. Sanki yapılan inşaat izinsizmiş gibi bir anlam çıkıyor burada. Fakat bizim kastettiğimiz inşaata izinsiz girilmez. Yani arkadaşlar, sözcüklerimizi yanlış yerde kullanırsak anlatım bozukluğuna neden olup açıklık ilkesiyle ters düşebiliriz. Lütfen sözcüğün yanlış yerde kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluklarına dikkat edelim. Sizlerle daha önce sözcükte anlamda deyimleri ve atasözlerini gördük arkadaşlar. Bunlar bizim kalıplaşmış söz öbeklerimizdi. Bu kalıplaşmış söz öbekleriyle ilgili aslında fikir sahibiyiz, bilgi sahibiyiz hepimiz. Biz atasözleri ve deyimlerdeki sözcükleri eş anlamlılarıyla bile değiştiremiyorduk. Sözcüklerin yerini de değiştiremiyorduk. Lütfen bunları hatırlayın. Bizim deyimimizdeki sözcüklerin ya da atasözlerimizdeki sözcüklerin değiştirilmesi anlatım bozukluğuna neden olur. O kadar kalabalık ki çuvaldız atsan yere düşmez. Fakat ben biliyorum ki bu sözün aslı iğne atsan yere düşmezdir arkadaşlar. O yüzden kalıplaşmış bir söz öbeği olduğu için yerine başka sözcük getiremeyiz. Çok acıktım, midem zil çalıyor. Bizim buradaki kalıplaşmış söz öbeğimizde geçen mide değil nedir? Karnım zil çalıyordur. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Baştan tırnağa muayene olmuştu. Bizim kalıplaşmış söz öbeğimiz baştan tırnağa mı? Hayır değil. Nedir? Baştan ayağıdır. Biz kalıplaşmış söz öbeklerini oluşturan sözcüklerin yerine eş anlamlarını ya da yakın anlamlarını getiremiyoruz arkadaşlar. Getirdiğimizde ne oluşuyor? Anlatım bozukluğu oluşuyor. Bir notumuz var aşağıda. Lütfen dikkat edelim. Deyimler ve atasözlerinin yanlış kullanımından kaynaklanan anlatım bozuklukları sadece bu kadar değil. Bizim deyimlerimizin ve atasözlerimizin bildirdiği cümleye kattığı bazı anlamlar var. Deyimlerin ve atasözlerinin bu anlamları uygun olmayarak cümleye katılması da anlatım bozukluğuna neden olur. Herkes kulak kabartmış, onu dinliyordu. Böyle ilk göze çarpınca çok kulak tırmalamıyor mu? Şöyle bir deyimin anlamını düşünelim arkadaşlar. Kulak kabartmak nedir? Birini izinsiz bir şekilde dinlemek ya da yanımızda gerçekleşen konuşmaya onların izni olmadan şöyle yanaşarak müdahil olmak değil mi? Ama herkes kulak kabartmış onu dinliyorsa bu anlatan vatandaş muhtemelen onlara sesleniyor. Yani izinsiz gerçekleşen bir durum yok. O zaman ben burada kulak kabartmak deyimini kullanabilir miyim? Hayır, onun yerine kulak kesilmiş demem lazım. Kardeşimin sevinçten etekleri tutuştu. Arkadaşlar, etekleri tutuşmak, telaşlanmak, heyecanlanmak anlamında kullanılır. Yani anlamı cümleye uygun kullanılmamıştır. Kardeşimin sevinçten etekleri zil çalıyor dememiz daha da uygun olacaktır. Altıncı anlatım bozukluğumuz arkadaşlar, anlama dayalı anlatım bozukluklarının altıncı başlığı. Anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları. Burada karşımıza iki nokta çıkacak arkadaşlar. Birincisi noktalama işareti, ikincisi ise kişi zamiri eksikliği arkadaşlar. Bizim anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarımız şu iki sebepten kaynaklanabilir. Geldiğini duymamışız. Şimdi burada eylemi yapan kim? Biz geldiğini duymamışız. Peki kimin geldiğini duymamışız? Senin geldiğini mi duymamışız? Yoksa onun geldiğini mi duymamışız? Bakın arkadaşlar, burada kişi zamirinden kaynaklanan bir anlatım belirsizliği var. Telefonunu çalmışlar. Senin telefonunu mu çalmışlar? Yoksa onun telefonunu mu çalmışlar? Lütfen kişi zamirinden kaynaklanabilecek bu anlam belirsizliğini dikkatli bir şekilde tespit etmeye çalışın gördüğünüz sorularda. O soruları yapamadım. Şimdi arkadaşlar, ilk verdiğimiz iki örnek zamir eksikliği ile alakalıydı. Fakat burada zamir eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğumuz yok. Noktalama eksikliğinden, yani virgülden kaynaklanan bir anlatım bozukluğumuz var. Yapamadıya yüklem dersek yapamayan kim? O. Sanki birisi, yani o soruları yapamamış gibi bir anlam çıkıyor cümleden. Bir de ikinci anlamımız var. O
kişi soruları yapamadı. Noktalama eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını belirlemek için lütfen cümleyi iyi okuyun. Çıkabilecek iki anlamı da göz önünde bulundurun. Eğer cümleden virgül eksikliğinden kaynaklanan, benim az önce anlattığım gibi iki tane anlam çıkıyorsa, anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var demektir. Genç adamın arkasından koşuyordu. Bu cümleden de çıkan iki tane anlam var. Birinci anlamımız, birisi, herhangi birisi, genç bir adamın arkasından koşuyor. Bu bizim birinci anlamımız. Bir de ikinci anlamımız var. Bir tane genç, bir tane başka bir adamın arkasından koşuyor. Yani arkadaşlar, buradaki anlam bozukluğunu gidermek için, anlam hatasını gidermek için virgüle ihtiyacımız var mı? Evet, virgüle ihtiyacımız var. O yüzden bunları iyi tespit etmek bizim için önemli. Tekrar söylüyorum, anlatım bozukluğunu bulmak yeterli değil. Anlatım bozukluğunun nedenini bulmak da bizim için oldukça önemli burada. Arkadaşlar, noktalama ve zamir eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını yapısal anlatım bozukluklarımızda bir kere daha tekrar edeceğiz. O başlık altına da dahil edilebilir kendileri. 7'ye geçtik arkadaşlar. Mantık ve sıralama hatasından kaynaklanan anlatım bozuklukları. Bizim cümlemizde mantık hataları ya da sıralama hataları bulunmamalıdır arkadaşlar. Mantığa uygun, herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilir cümleler kurmak ve kullanmak hedefimiz olmalıdır. Bakalım şimdi ilk cümleye. İlk kez gerçekleşen gösteriye katılım rekor düzeydeydi. Arkadaşlar, şöyle bir düşünecek olursak, bu gösteri zaten İlk kez gerçekleşmiş. O yüzden kıyaslayabileceğimiz başka bir gösteri yok. Yani üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi yok. Yani bu gösteriye katılımın rekor, en üst seviyede olup olmadığını bilebilir miyiz? Hayır, bilemeyiz. Bakın, burada mantıksal bir anlatım bozukluğu bulunuyor. Babam sabah arabayı çalınmış olarak buldu. Şimdi arkadaşlar, evet, kalktık sabah, yola çıktık, ailemize arabaya bineceğiz. Arabayı çalınmışsa eğer bulabilir miyiz? Hayır, araba yerinde olmaz tabii ki. Yani bizim arabayı çalınmış olarak bulmamız mantıksal bir anlatım bozukluğudur. Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkansız. Şimdi burada yapılan işleri birazcık sıralamak gerekiyor arkadaşlar. Bir yazıyı okumak mı daha zordur, yoksa bir yazıyı mantık süzgecinden geçirip anlamak mı daha zordur? Anlamak daha zordur değil mi? Arkadaşlar, o zaman şu cümle sizce de yanlış değil mi? Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkansız. Arkadaşlar, yazıyı okumak zor değildir ki, anlamak zordur. O zaman benim değil sözcüğümden sonra anlamak sözcüğünün gelmesi gerekiyor. Yani bu yazıyı değil anlamak, okumak bile imkansız şeklinde sıralarsak eğer, cümlemiz anlam açısından daha doğru ve düzgün olacaktır. Anlamsal anlatım bozukluklarının son başlığına geliyoruz arkadaşlar. Karşılaştırma hataları. Karşılaştırma yaparken lütfen dikkat edilecek hususları göz önünde bulundurun. Karşılaştırmadan kaynaklanan anlatım bozuklukları zaten hemen gözümüze çarpacaktır. Buralardan da ikişer tane anlam çıkartıyoruz çünkü. Adam politikayla eşinden çok ilgileniyor. Şimdi benim bu cümleden çıkarttığım bir anlam var. Bir adam var, politikayla eşiyle ilgilendiğinden daha fazla ilgileniyor. Yani eşiyle bu kadar ilgileniyorsa politikayla bu kadar ilgileniyor. Bu benim çıkarttığım birinci anlam. Bir de bunun ikinci anlamı var arkadaşlar. Adam politikayla bu kadar ilgileniyor, eşi politikayla ondan daha az ilgileniyor. Yani arkadaşlar, biz adam ve eşi arasında bir karşılaştırma yaptık mı? Yaptık. Fakat cümleden çıkan iki tane anlam oldu. Bizim açıklık ilkemiz neydi? Anlatılanlar herkes tarafından tek bir şekilde algılanacaktı. Ama biz bu cümleden iki tane anlam çıkartıyoruz. O zaman bizim bu cümlemizde karşılaştırma hatası vardır diyeceğiz. Ali, şuraya da birbirimizi koymamışız. Ali maç izlemeyi Mustafa'dan daha çok sever. Şimdi buradan da çıkarttığımız iki anlam olacak. Onları da tek tek yazalım, birlikte konuşalım. Ali maç izlemeyi bu kadar seviyor, Mustafa'yı bu kadar seviyor. Yani maç izlemeyi Mustafa'dan daha çok seviyor anlamı çıktı mı? Çıktı tabii ki. Bir de ikinci anlamımız var. İkinci anlamı da çıkartalım lütfen. Ali maç izlemeyi bu kadar severken Mustafa maç izlemeyi bu kadar seviyor anlamı katıyor. Yani birincisinde Ali'nin maç izlemek Mustafa'dan çok maç izlemeyi sevdiği anlamını çıkartırken, ikincisi de Mustafa'dan daha çok maç izlemeyi
çıkartıyoruz. Bu kötü insanlara senden çok kızıyorum. Bakalım örneğimize. Ben kötü insanlara sana kızdığımda daha çok kızıyorum anlamı çıkıyor. Birinci anlamımız bu. Kötü insanlara sana kızdığımdan daha çok kızıyorum. Bir de ikinci anlamı çıkıyor. Ben kötü insanlara senin kızdığından daha çok kızıyorum anlamı çıkıyor. Yani arkadaşlar bir cümlede karşılaştırma yaparken bu tarz hatalar gözünüze çarparsa orada da karşılaştırmadan kaynaklanan anlatım bozuklukları vardır diyeceksiniz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorularınız için her zaman bana ulaşabilirsiniz. Birçoğunuzda telefon numaram var. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.